Bir şey var. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, orada şehit olan askerlerimiz var. Şehit, şehit. Evet. Yani üniversite öğrencilerinden bir kısmı bu şehitlerle ilgili olarak lokum dağıtacaklar. Bir şey düzenliyorlar. Yani hassasiyet ya da farkındalık oluşturmak için bir toplantı düzenliyorlar. Şimdi siz PKK ile ilgili olarak çektiğiniz halayları, onların öldürülen teröristlerine söylediğiniz, yaktığınız ağıtları, onlarla ilgili yapmış olduğunuz güzellemeleri, tamam. Hiç kimse gelip basıp ondan sonra şunları bunları yapmadılar. Özgürce o üniversitelerde, Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, şurada burada bunları yaptınız, yapmaya Tabii. devam ettiniz. Bir hassasiyet, bir farkındalık oluşturmak ve hakikaten şehit düşen, bu ülkeyi terörden temizlemek adına, şehit düşen, vatanını savunmak adına, şehit düşen, gazi olan insanları anmak için üniversite öğrencileri Boğaziçi'nde bir araya geliyorlar. Sizin bu terörist seviciler, bunların bütün standlarını dağıtıyorlar. Görüntüler burada. Az önceki fotoğrafta da Türkiye Amerika ile kol kola Yazık, çok girerek yazık. katliam yaptığı bir şeyin Çok lokumu mu yazık. yenir diye pankartlar açıyorsunuz. Çok yazık. Teröristlere destek veren bu insanlar bunu yapıyorlar. Yani Boğaziçi Üniversitesi rektörü, Boğaziçi'deki idari görevliler, Çok şunlarla kim yazık. varsa gıkları çıkartmıyorlar. Çok yazık. ODTÜ'de de benzer Çok şeyler yazık. oluyor. Şu görüntüler eşliğinde Çok ya bir ayıp. taraftan vatan müdafaası veriyorsun. Terörü temizlemek üzere. Çok İşte ayıp. bunların o şehitleri lokum dağıtan, farkındalık oluşturmaya çalışan Çok insanların yazık. geleceğini de kurtarmak adına, Çok onların yazık. çoluk çocuğunun Çok geleceğini de yazık. kurtarmak adına asker şehit oluyor. Bu hani vatansızlar mı demek lazım, Evet. kansızlar mı demek lazım, ne demek lazım Evet, bilmiyorum ama ne desem boş. bunlar standları Bravo. parçalıyorlar ve işgalin katliamın lokumu olmaz Aynen. pankartları atarak Türk askerinin işgalci, katliamcı olduğunu söylüyorlar. Şimdi Evet. genel başkanı, bir ana muhalefetin genel başkanı bunları söylerse Bunlar da bunu onların yapar. beraber yol yürüdükleri de O da doğru. bundan daha azını O da doğru. yapmazlar. Şimdi bu görüntüler aslında insanın içini acıtıyor. Ben söyleyeyim yani eleştirel bakalım veyahut da Türkiye'deki sorunları tartışalım noktasında değilim aslında. Ama ilk bu görüntüleri gördüğümde artı bir de orada atılan sloganları duyduğumda inanır mısın? Hakikaten insanın içi acıyor. Yani o insanlar artık kızgınlığın ötesine geçmiş durumdayım. Yani onu yapanların İşte ya ne kadar yanlış yaptığını düşünüp de vay alçaklar, vay hainler, vay bilmem neler demenin de ötesine geçmiş durumdayım. Neden biliyor musun? Şunun için. Yani şimdi orada bir grup farklı tabii üniversiteden bahsediyorsun. Yani sonuçta belli bir kesimin veyahut da belli bir grubun eğitim gördüğü bir yer değil. Burası açık bir alan. Kafası çalışan veyahut oraya girebilen oraya girmiş. İmtihanı kazanmış, çalışmış, kazanmış insanlar. Ve orada senin karşında kimler var mesela? Bu arada bir kısım, o çok az bir grup zaten. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 5-10 kişi bir araya gel. Akıllarına gelmiş. Demişler kampüste hani hatırlayalım, hatırlatalım. Yani Mehmetçik biz burada üniversiteye gidiyoruz. Sabah dolmuşta otobüse biniyoruz. İşte paramızı basıyoruz. Burada ders çalışıyoruz. Kampüste amfide dersimizi dinliyoruz. Bir tek derdimiz şu. Acaba soğuk mu sıcak mı? Kaş kolumu çıkartayım mı giyeyim mi diye. Bu kadar rahatız. Sadece bunlar bizim şu an derdimiz. Ve hatta vizeler ne zaman başlayacak? İşte ne zaman essay yazacağız falan filan. Derdimiz bu. Niye bu kadar böyle derdimiz bir kadar bir tek bu? Çünkü birileri bizim için ölmeye hazır bekliyor. Birileri. Otobüse biniyorsun dolmuşa bir köprüden köprü mü tıkanık radyoyu aç kapatıyor. Hayatın rutin devam ediyor. Ediyorsa eğer birileri sınırda bekliyor. Velev ki operasyon var velev ki yok. Bravo. Birisi bekliyor. Bir tanesi çıkmış demiş orada arkadaş hadi gel lokum dağıtalım. Vardır ya bir adettendir. Hani Ya onun olmasa ne olur? Lokum yerine Yani başka bir şey siz her söylese türlü doğru. Evet. melaneti bana Bravo. göre, kendinize göre doğru bir şey yok. Bravo. Ama bana göre her türlü melaneti yapmakta özgürsünüz. Özgürsün tabii. Üniversite ortamı Aynen. diyorsunuz. Siz bunu yaparken kimse sizin kılınıza dokunmuyor. Evet. Yani üniversite yönetimine de söylüyorum Açtığı buradan yani. pankartın şeyine Neler bak. neler. Tabii. Öbür taraftan sana göre ters olabilir. Sana göre işgalcileri savunmak olabilir. Tamam mı? Evet. Bana ne? Sana göre böyle olmasın. Tabii bir İnsanlar kültür orada bir şey meselesi. yapıyorlar. Yani biz de lokum işte şeker lokum dağıtıp işte hatırlayalım, analım. Hani içten birisi Fatiha okur, öteki başka türlü anar. Fakat ortak olarak birileri bekliyor senin sınırda. Yani canını siper etmiş bekliyor. Doğru. Ya bir terör örgütü saldırabilir ya başka bir şey olur diye. Veyahut da ülkeyi ve seni beni korumak için bekliyor. Onlar da şehadet şerbetini içmişler. Ha sen şehadete inanmıyorsun. Sen tertemizsin mesela. Yani dini bilgisi var mı diye sorunca bazen bana soruyor. Abi çok hiçbir şey inanmaz diye öyle diyorum ben. Ha tertemiz yani içi bomba ne güzel. Tertemiz adam. Tertemiz. Kullanılmamış. Ha, hiç tertemiz. Olabilir tertemiz kal. O manada parantez içerisinde. Ama birileri
bir ritüel, bir inanç biçimi, bir kültürel bir şey. Ve yaptığı şey de adam, insanları ölmek, vurmak falan değil. Ölün demiyor. Diyor ki birileri hayatını kaybetti, ben de lokum dağıtacağım diyor. Öteki diyebilir miyiz? Hadi arkadaşlar bütün şehitlerin ruhuna Fatiha okuyalım. Değil mi? Bak ne kadar Boğaziçi'ne uygun bir şekilde özgürlükçü, demokrat bir zihniyet yaklaşıyorum olaya. Arkadaş hangi kafayla, hangi düşmanlıkla, hangi kinle, hangi nefretle ve hangi, bu doğru bir ifade, cibilliyetle, yani hangi cibilliyet sahibisin ki, nasıl bir cibilliyete sahipsin ki, aidiyet meselesinden söylüyorum, köken meselesinden. Sen bütün buna karşı koyup katil devlet, katil bilmem ne, hükümet istifa, sarayın Allah bilmem nesini ver, bunları söylüyorsun. Hangi kafa bu? Ya sana ne yaptılar? Özgürlüğümüzü isteriz. Neyini aldılar senden? Hangi özgürlüğü? Orada insanlar öldü. Ben inanıyorum ki onlar şehit. Sen ne dersen, sen telefonda diyorsun, telefonda diyorsun. Ona göre kozmoza ulaşıyor, tozlar oluyor. Ben diyorum şehit, ben lokum veriyorum. Sana ne? Ne karışıyorsun? O bu şartlarda senin yaptığın her adıma giydiren kıyafete karışmak durumundayım ben. Bana çünkü uygun değil. Öyle mi yapmam lazım? Yani oradaki o lokum dağıtan diyecekler ki arkadaş burada şehadet şerbeti içen askerlerimiz var. Bu bir şehadet, bir dini bir ifadedir. Dinde bir yeri vardır bunun. Ölmek değildir, başka bir şeydir. Vatan savunmasıdır. Ben böyle inanıyorum. Deyip de bunun karşında buna saygı göstermeyenlerin kafası kıralım. Böyle bir kafa olabilir mi? Yok. Özgürlükten bahsediyorsun, demokrasiden bahsediyorsun. Bırak istekleri gibi lokum dağıtsınlar. İnsanları öldürün, efendim halkların demokrasi deyip de arkasından cebinden silah çıkartan insanlar değil bunlar. Sen cibilliyet nasılsa, nasıl bir şeyse, bu kafa nasıl bir şeyse, bak dünyada, bak hep bunu söylüyoruz. En son öyle bitirelim istersen çünkü çok gündem var. Konuşacak çok şey var. Hı hı. Dünyanın hiçbir yerinde diye bu lafı başlıyoruz ya, klişe oldu dünyanın, artık çünkü anlatamıyorsun derdini. Şimdi böyle anlattım, anlattılar mı anlamadılar. Hani böyle işte sen efendim diyor bassın, layık değilsin. O yüzden kafan basmaz, biz sadece özgürlük peşinde koşuyoruz. Sarayda bir oda var, ne yapacaksın falan gibi. Absürt, saçma, kafalar yani bunalmış durumda. Bu insanlara dert anlatamazsın. Dünyada diye başlıyoruz. Dünyada, ABD'de 11 Eylül'de olaylarından sonra ABD'nin Irak'ı işgal etmesi, tamamıyla işgal etmesinin arkasından üniversitelerinde, bir düşünsene mesela Stanford'da, orada burada falan ABD üniversitelerinde buna karşı çıkan insanlar, bunun gibi grupları bulamazsın. Bunun içerisinde Çin asıllısı, Afrika asıllısı, bilmem kökeni her tarafta insanlar vardır. Fakat üniversite bu kadar politize değildir. Üniversite bu kadar politize olamazlar zaten. Onlar kantinde kolayı 5 lira indirirsen kızarlar. Şey, 1 dolardan 1,5 dolara çıkartırsan kızar. Hakkımızı isteriz diye bir 50 sent için yürüyebilir. O öğrenci hareketidir. İşte gençliktir. Y kuşağı, yumuşak Y kuşağı. Hangi kuşaksan kuşaksın, ama mesele şu abi. Dünyada böyle kritik bir zamanda bu kadar şehidimiz var. Ülke açısından dünyayı meydan okuyan büyük Türkiye var. Hala orada katil devlet diyorsun. Ya Türkiye orada askerler Afrin'de oradaki 3-5 çapulcuyla mücadele etmedi ki. Onlara binlerce tır silahla ABD ile mücadele etti. Madem çok Marksistsin, madem çok dinsizsin, kozmozcusun, bari ona kız. Katil Amerika diye gir. Sadece Amerika'yı eleştir. Bak az önce sen onlar, sen az önce gösterdin. Star gazetesinde